Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin depremden etkilenen Islahiye ve Nurdağ ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle şehir genelinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine vereceği 100 milyon TL değerindeki kırtasiye çanta ve okul elbisesi desteği için protokol imzalandı. Defterlerine, kalemlerine, silgilerine, kalemtıraşına kadar hepsini tedarik edip okulun başladığı gün masalarında hazır bulunduruyoruz. Malum 6 Şubat depremiyle birlikte özellikle bizim en fazla zarar gören iki ilçemiz Nurdağ ve İslahiye'de. Bu yıl Sayın Bakanımızın talimatıyla oralardaki bu sefer sadece birinci sınıflar değil, bütün öğrencilere birinci sınıftan ta 12. sınıflara kadar lise ve ortaokul dahil bütün öğrencilere oradaki kırtasiye ve çantalarını tedarik etme sürecini başlattık. Aynı zamanda daha önce ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kılık kıyafet, okul kıyafetini tedarik ediyorduk. Bu yıl yine deprem bölgesindeki bütün öğrencilerimiz dahil olmak üzere okul kıyafetini de yine tedarik edeceğiz. Haliyle 100 bin öğrencimizin çanta ve kırtasiye, aynı zamanda 40 bin tane öğrencimizin de kıyafetini inşallah tedarik etmiş olacağız. Biz eğitim ordumuzun emrindeyiz. Eğitim hizmetlerinin emrindeyiz. Bu 100. yılın gerektirdiği, Türkiye yüzyılının gerektirdiği, bu yeni nesil belediyeciliğin gerektirdiği bir duruştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak attığı tohumun bugün Gaziantep'te ormana nasıl döndüğünü, bilgi ormanına nasıl döndüğünü gösteren bir duruştur. Bu duruşta insanı merkeze alıyoruz. Her şey insanımız için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bu geleceği hazırlarken de şu an tam bir evlerde telaş var. Herkes çocuğunu çok iyi şartlarda eğitmek istiyor. Çok iyi şartlarda bu eğitimi başarıya dönüştürmek istiyor. Hamdolsun artık biz gönül rahatlığıyla eğitim şehri Gaziantep diyebiliyoruz. Ben milletvekilliği olarak 22 yıl önce başladığım zaman Sayın Vali, bütün rakamlarda bunu söyleyemiyordum. Okul öncesi eğitimde %11'lerdeydik. Bugün %90'lara çıktı evet. Okul öncesi eğitimde. Okullaşma oranında. Bugün sizlerin desteğiyle 100. yıl 100 hayırsever dedik. 136 hayırseverimiz geldi. Bütün hayırseverler kendi annesinin babasının adına okul yaptırıyor. Bu şehirde büyük bir irfan var. Yetişmiş insan gücü var ama sürdürülebilirlik açısından çocuklarımızı geleceğe çok daha iyi hazırlamamız lazım. Gaziantep Büyükşehir olarak bir taraftan altyapı belediyeciliğinde bütün gücümüzle halkımızın yaşam kalitesini iyileştiriyoruz ama bir taraftan da insanı merkeze alan eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri Gaziantep hedefine ulaşmak için önceliklerimizi belirledik. Bütçemizi de buna göre ayarladık. Ama bu yıl bir de 6 Şubat geçirdik. 6 Şubat bizim açımızdan hakikaten büyük felaketin, 100 yılın felaketinin başladığı gündür ama 100 yılın dayanışmasının da başladığı gündür. Şimdi hamdolsun bu yaptığımız çalışmaları, şehir genelinde yaptığımız çalışmaları, birinci sınıf için yaptığımız çalışmaları deprem bölgesindeki bütün çocuklar için yapıyoruz. Bütün çocukların temel ihtiyacını gidermek için yapıyoruz. Çünkü onların enkaz altında defterleri, kitapları kaldı. Onların hızlı bir şekilde eğitim hayatına devam etmesi için daha büyük bir pozitif ayrımcılık ihtiyacı doğdu. Oraya gittiğimiz zaman da hem öğrencilerimizden hem annelerden babalardan hem büyük bir memnuniyet var yapılan çalışmalardan hem de büyük bir talep var. Bunu karşılamak için bu yıl daha da işi büyüttük. Eğitim şehri Gaziantep hedefine ilerlerken deprem bölgesindeki çocuklarımızın hızlı bir şekilde yarasını sarmak ve onları bu alanda hedeflerine kilitlemek için buradayız. Eğitim ordumuzun emrindeyiz, hocalarımızın emrindeyiz. Yeni dönemin bu yıl hayırlı olmasını diliyorum, çocuklarımıza başarılar diliyorum. Yaklaşık 680 binin üzerinde öğrenciyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda, 50 bin üzerinde öğrenciyle de üniversitelerimizde bu sezonun eğitim öğretimine birkaç gün içerisinde başlayacağız. Bu kentte herkes eğitim öğretim anlamında ne yapabilirim diye adeta çırpınıyor. Aynen. Ben şu masada haftanın herhalde bir iki günü bulunuyorum ve böyle güzel faaliyetlere
şahitlik ediyorum. Kah protokol imzalıyorum, kah belli malzemelerin dağıtımına şahitlik ediyorum. Bunların öncülüğünü de kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımızın mihmandarlığında Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Bugün de o çok güzel faaliyetlerden birisini icra ediyoruz. Rakamları duydunuz. Yani mali külfeti, ki buna külfet denmez, aslında en büyük yatırımdır. Ve kapsadığı hedef kitle anlamında sanıyorum birçok bakanlığa eş değer bir faaliyet yapılıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani bu hissetmeden, düşünmeden, dertlenmeden ve önem vermeden yapılacak bir faaliyet değil. Yani bütçenizde çok önemli bir yatırımı, evet bu iş çok önemli bir iş ve ben burada en etkin şekilde olmam lazım diyerek buraya kanalize ediyorsunuz. Ve çok güzel, çok hayırlı da bir iş yapıyorsunuz. Bazen diyorum, tüm sorunlarımıza rağmen insanın Gaziantep'te yeniden öğrenci olası geliyor. Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Yereldeki en büyük iki gücümüz Gaziantep gibi zor bir şehirde eğitim anlamında işlerimizi kolaylaştıran iki tane büyüğüme şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımıza yapmış oldukları şu güzellikler için çok çok teşekkür ediyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılı bütün öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı bir başarı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum.